Ben depremin 4. günü Adıyaman'daydım. Ayın 10'unda, 10 Şubat'ta. Ve 4 gün geçmesine rağmen enkazların çoğuna ulaşılamıyordu. Çoğunda çalışma yoktu. Ve şehir tamamen karanlık idi. Sorduğumda konuştuğumuzda ilk 2 gün, 3 gün hiç kimsenin gelip gitmediğini söyledi pek çok depremzede. İlk 2 gün, 3 gün iş makineleri şehrin girişinde parkta kaldığı halde organize edilip enkaz kurtarmaya için mobilize edilemediğini anlattılar bize. Ve karanlıkta cep telefonlarının flaşıyla biz oradan canlı yayın yaptık. Birkaç tane YouTube kanalına ve televizyon kanalına bağlandık. Oradaki durumu vatandaşlarımıza paylaştık. Yine 4. gün ben Pazarcık'tan geçtim deprem merkezinden ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçtim. Gölbaşı soğuk kar, kaç tane çökmüş bina, üzerinde de kar yağmış ve hiçbir çalışma yok. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi. Saatler sürdü Pazarcık'ın içinden geçmemiz. Çünkü binalar yıkılmış 4. günü. 4 şeritli yol tek şeride düşmüş ve ilerleyemiyorsunuz. Ben ilk 14 günün depremden sonra ilk 14 gün 9 günü sahadaydım. Yayınlar da yaptık sizinle. Daha sonra evet size 2-3 kere sizinle de oralardan. Çünkü hükümet tarafındaki kanalları izlediğinizde sadece kurtarma çalışmalarını gösteriyorlar. Bir binada kurtarma varsa 100 binada hiçbir şey yok. Hiçbir çalışma yok. Hiçbir çalışmanın olmadığı binaları da göstermek bize düştü. Ya sadece orada bakın tamam çabanın olduğu az sayıda bina var ama hiçbir şey yapılmadı, bir sürü bina var. Bütün bunları yerinde izledik ve ikinci hafta özellikle kırsala ben ağırlık verdim. Yani köyler, beldeler, tarımın yapıldığı alanlar. Ve mesela Islahiye'nin Altınüzüm, Nurdağ'ın Gökçedere, Sakçagözü köylerine gittim. Yine Defne Bostancı'ya gittim. Böyle aşağı yukarı 250 hanelik bir köy. Neydi orada Hatay, kaldı? Hatay Yayla Dağı'nın Şenköy var. Oraya gittim. Daha bir sürü yol üzerinde geçtiğimiz kasabalar, tek tek saymayayım şimdi. Yani Malatya'nın Doğan şehrinden tutun ki depremin çok vurduğu şehir. Bir Cumhuriyet Örnek Köy var mesela yine orada. Akçadağ ilçesi var yine Malatya'nın. Yeşilyurt var. Yani ilçelere, köylere de girecek şekilde gördüm. Dışarı çıktıkça, taşraya doğru gittikçe insanlar iyice yalnız, yapayalnız. O ilk hafta geçtiğimiz köylerde kaç tane muhtardan şunu dinledim. 3 gün geçti, 4 gün geçti dediler. Bir tane gelen giden yok. Biz kendimiz sağ kalan köy halkı gittik enkazları kendi ellerimizle kaldırmaya çalıştık. Ellerimiz paramparça oldu, kanadı. Sağ kurtardığımız komşularımız da oldu. Çok sayıda da cenaze çıkartmak durumunda kaldık. Çünkü yetişemedik ki. Sağ kalanlar enkazları kaldırıp bir de şey yok. Koca beton kiriş düşmüş. Evet. Yani kendinize bir kaldırım taşını kaldırmak zor bir şeydir. Küçük bir kaldırım Tabii. taşını bir deneyin, ağırdır yani. Koca kiriş, iş makinesi olmadan kaldıramazsınız. Mümkün değil yani. Ve maalesef özellikle kırsalda, köylerde insanların nasıl kaderleriyle baş başa kaldığını, nasıl soğuktan donarak öldüğünü, nasıl günlerce hiç kimsenin ulaşmadığını maalesef yerinde gördük, tespit ettik ve sahada görmeyince ilkelmeye mümkün değil. Yani böyle televizyon ekranlarından, cep telefonunun küçücük ekranlardan anlaşılacak bir hadise değil. Gerçekten çok büyük bir hadise. Ve çadır, 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 çadır. Çadırı elde ediyorlar tamam ama işte biraz önce izledik değil mi? İki hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor bu sefer seyyar tuvalet, duş. İnsanlar yıkanamıyor. 3. hafta, ilk 2 haftanın 9 günü arazideydim dedim ya sahadaydım. 3. hafta yine gittim. 3. hafta, 3 haftadır ben bir duş alamadım, başımı yıkayamadım diyen kadınlar, erkekler, çocuklar inanın. Bakın uyuz hastalığı diyor değil mi? Canlı yayın Evet. bağlantısı diyor. Gerçekten çok farklı bir felaketle karşı karşıyayız yani. Hadi çadır 3 hafta 4 hafta tamam ama ondan sonra nereye kadar yani değil mi? Hemen konteynere atlamak gerekiyor. Ve bunun için de kaynak gerekiyor. Yani çadır için para, konteyner için para. Tabii önceden hazırlanması gerekiyordu. Merkez Bankası'nın o yedek akçelerini tüketmeselerdi. O yedek akçelerin bir kısmını çadıra, konteynere hazırlasalardı. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervi ne için? Kara gün için değil mi? Çadır ve konteyner hazır da kara göçün. Evet. İşler iyiyken hazırlanacaksınız ki felaket olduğunda o hazırlığınız işe yarasın. Ama günü kurtaran bir hükümet olduğu için şu anda başta yapmıyorlar. Yapacak eleman da yok, böyle bir kadro da yok yani. Şimdi bunun tabii döneceğiz, dolaşacağız. Bu depremin çözümünde İlker Bey finansman, 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 finansman. Bundan sonra o önemli. Para olmayınca hiçbirisini yapamazlar. Mümkün değil. Projeler açıklıyorlar. Şu kadar 1000 konut. Kaynağını açıklıyorlar mı? Duydunuz mu? Bir yeniden bir bütçe revizyonu oldu mu? Duydunuz mu öyle bir şey? Yok. Elinizdeki ne varsa bir harcayalım sonra bakarız.
Veliaht Prens'i ara, ya kardeşim bana bir 3 milyar daha gönder. Putin'i ara, ya doğalgaz parasını şey yap. Birleşik Arap, bu böyle olmaz ya. Bakın biz burada yazdık, bu işin finansmanı nasıl sağlanacak? Türkiye'de artık gecikmiş ama hemen yapılması gereken bir adım var. O da bir konut finansman kurumunun kurulması. KFK, konut finansman kurumu, buraya yazdık. Bu ne demek? Konut finansman kurumu özellikle az gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımız için çok yüksek miktarda konut üretilmesine ve bu konutun da teminata bağlı bir finansman modeliyle yurt içi ve yurt dışı finans piyasalarından kaynak sağlanması ile ilgili bir model. Konut finansman kurumu. Yani bir bakıma konut finansmanıyla ilgili yapılan desteklerin ve bu kredilerin, konut kredilerinin bir toptan havuzda standartlaştırılması, kolay anlaşılır finansal enstrümanlar haline getirilmesi, paketlenmesi ve iç piyasada ve yurt dışı piyasalarda bunun finansman temini için arzı. Bu çok önemli. Türkiye'de olmayan bir şey bu. Ama gelişmiş ekonomilerin çoğunda olan kurumlar. Mesela Japonya'da var. Satışa açık bir yani sistem olacak tabii ki, mı? Tabii ki. Mesela Amerika'da var. Amerika'da birkaç tane var bu kurumdan. Japonya'da var mesela. Kore'de var. Almanya'da var. Yani konut finansman kurumu. Çünkü şöyle oluyor biliyorsunuz. Yabancı konut satışı durdurulacak denirken. Bu yabancı konut satışı bambaşka gibi bir değil. Şey. Değil değil. Bu yabancıya konut falan sattığımız yok. Konutun sahibi kendi vatandaşımız. Fakat kendi vatandaşımızın krediyle aldığı, orta gelirli ve düşük gelirli vatandaşlarımızın krediyle aldığı konutların, konut orada ya, evet. Teminat var. Bir de nakit akışı var. Bunu alıyorsunuz, standartlaştırıyorsunuz, standart finansal enstrüman haline getiriyorsunuz ve bunu ulusal ve uluslararası piyasalarda arz ediyorsunuz. Oradan da kaynak sağlıyorsunuz. Dünyada çok büyük bir piyasa bu. Trilyonlarca dolarlık bir piyasa. 2008 yılında Amerika'daki piyasanın büyüklüğü milli gelirinin %80'iydi bakın. Yani Türkiye ekonomisini düşünün, diyelim ki örnek verelim 800 milyar dolarlık ekonomi. 800 milyar dolarlık ekonominin yanında bir 640 milyar dolarlık bir konut piyasası ekonomisi olduğunu düşünün. Bunun çok büyük potansiyeli var. Burada yazdık, bunu kuracağız dedik. Ha şu anda hükümet anlamaz, bilmez, beceremez. Ha eğer hemen yapmak istiyorlarsa telefonun ucundayız. Sayın Erdoğan arar sorar, ya Sayın Babacan nasıl yapacağız bu işi diye. Ben anlatırım, söylerim, gerekirse ekip de göndeririz. Hani iki ay gecikmeyelim diye. Ama eğer yapmazlarsa da zaten seçimden sonra biz hemen kolları sıvayıp yapacağız. Bu çok büyük bir ekonomik potansiyeli oluşturuyor. Bunun çok ciddi bir büyük piyasası var dışarıda. Ve şu anda merkez bankalarının trilyonlarca dolar bastığı bir ortam var. Ve bu bakın sadece kredi olarak değil, sermaye olarak da Türkiye'ye girebilecek bir kaynaktan bahsediyoruz. Bakın kalıcı yatırım olarak da girebilecek kaynaktan. Çünkü bunu hem borçlanma enstrümanı hem de hisse yani equity dediğimiz enstrüman olarak yapmak da mümkün. Ama bu masada daha hiç konuşulmadı. Masada bu sizin kendi çalışmanız, devanın çalışması. Biz bunu yaptık. Şimdi biz dün bunu biz bitirdik. Web sitemize koyduk ve bugün de masaya da koyuyoruz. Sanırım bugün ya da yarın 6 partinin ortak komisyonu kurduk ya. O komisyon evet. Buluşacak. Diğer partilerin de çalışmalarının olduğunu ben biliyorum. Biz bunu koyacağız. Diğer partiler de koyacak. Bunları harmanlayacağız ve toplu bir şey olarak da açıklayacağız. Ama efendim bunun yedeği vardır sizde. Ben onu alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. Web sitemizde de var. Tamam. İnternetten, sanal ortamdan tabii, da ulaşılabilir. Tabii tabii her şey var. Yani burada bakın 57 tane durum tespit maddesi var. 273 tane de yapılacaklarla ilgili madde var. Ama her şey var. Hukukla ilgili bölümümüz var mesela. Hukuk. Kadınlarla ilgili bölüm var. Bakın deprem sonrası kadınlara özel programlar gerekiyor. Çok özel ihtiyaçlar var. Özel tedbirler gerekiyor. Çocuklarla, gençlerle ve öğrencilerle ilgili, eğitimle ilgili gerekiyor. Kültürle ilgili gerekiyor. Yani kültür mirası nasıl? Çevre gerekiyor. Siz tutup da o eski binaların molozlarını su havzalarına döktüğünüzde su kaynaklarını kalıcı olarak zehirlemiş oluyorsunuz. Kaç yerde bunu gördük? Ve buna şahit de oldunuz. Bu 360 derece bir bakış açısı. Sadece ekonomi değil. Yani işin sağlığı, eğitimi, kadın boyutu, çocuk, gençlik boyutu, hukuk ve adalet boyutu. Çünkü hukuki de bir sürü sorun var şimdi. Deprem bölgelerinde ciddi hukuki ihtilaflar var. Bu süreçler nasıl hızlı yürüyecek? Tarım hayvancılık nasıl ayağa kaldırılacak? Fabrikalar nasıl çalışmaya başlayacak? Küçük esnafımız nasıl hemen ayağa kaldırılacak? 150 bin tane iş yeri yıkıldı ya. Küçük esnaf bunlar. Büyük fabrikalarda fazla bir şey yok bakın. Çünkü tek katlı ve prefabrik olduğu için. Büyük fabrikalarda fazla bir şey yok. Büyük fabrikalar hemen
düğmeye basıp çalışabilecek durumda çoğu. Ama işçi yok çünkü işçiler göçmüş başka şehirlere. Onların şimdi getirilip geçici konutlar hazırlanması gerekiyor ki fabrikalar çalışmaya başlasın. Esnafımıza acil destek lazım. 150 bin tane küçük iş yeri yıkıldı. Esnafımızın tekrar ayağa kalkması lazım, nefes alması lazım. Onlarla ilgili hibe ve kredi programları gerekiyor ama bunların hepsi akıllıca tasarlanması gerekiyor ve bir bütünlük içerisinde tasarlanması gerekiyor. Bakın biz depremden tam bir ay sonra bütüncül bir rapor hazırladık. Hükümetin böyle bir şey yok. Hükümet günlük kararlarla gidiyor. Bakıyorsunuz resmi gazetede bugün bu yayınlanmış, o gün bu kararı çıkarmışlar, bugün bunu yapacağız falan. Böyle olmaz ve bunların hepsi birbiriyle ilgili konular. KFK yani. Dediniz değil mi o sistem? KFK, Konut Finansman Kurumu. Toptan. En basit haliyle yani, anlatır mısınız bunu? Ya şöyle en basit haliyle biliyor musunuz? Bir bakkallar olur. Bakkallarda hani gıda alışverişi olur. Bir de bunun toptan deposu olur. Evet. Şimdi eğer bankalar, böyle tek tek kredi veren kuruluşlar, konut kredisi veren kuruluşlar, bakkalsa bunun deposu gibi düşünün. Yani asıl finansmanı toptan sağlayan, bunun özel finansal enstrümanlara dönüştüren ve dünyada herkesin kolay anlayacağı, basit standartlaştırılmış, basit, kolay ve anlaşılır finansal enstrümanlara dönüştüren ve bu finansal enstrümanlar sonucunda toptan kaynak sağlayan ve toptan sağladığı kaynağı da perakende şekilde kılcal damarlara dağıtan bir sistem. Yani maliyetine yakın, dar gelirli için, orta gelirli için. Kesinlikle. Ben bakın 26-27 yaşındayken, Amerika'dayken bu tür kuruluşlara ve büyük bankalara danışmanlık yapan bir şirkette çalıştım. Yani bırakın o kuruluşların kendisini, o kuruluşlara biz danışmanlık yapıyorduk. O devasa kuruluşlara işlerini nasıl yapacağını anlatıyorduk daha 26-27 yaşındayken. Ya bunlar çok iyi bildiğimiz işler yani. İnanın bizim için çocuk oyuncağı. Şu andaki hükümetin asla yapamayacağı iş bizim için çocuk oyuncağı bunlar. Ama ararlarsa ben anlatırım diyorsunuz. Sayın Erdoğan ararsa sorarsa ya Sayın Babacan programda böyle bir şey söylemişsin gel bir anlat. Ya da arkadaşlarınızı gönderin bizim arkadaşlarla buluşun. Derhal hemen. Çünkü iki ay var kaybetmeyelim hikayeyi. Seçime iki ay var. Seçimden sonra biz yapacağız. Zaten yapacağız. Ama eğer hemen başlamak istiyorsak bugünkü hükümet önünde bir engel yok hemen yapabilir yani.